Optik bakış dersimizin ünitelerine bakmayı sürdürüyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi 5. üniteye şöyle bir göz atalım birlikte. Uzunu odak uzunluklu objektifler adını taşıyor 5. ünitemiz. Hemen ünitemizin amaçlarına göz atalım. Şöyle, öncelikle bu tür objektiflerin görüntü özelliklerini açıklamak. 2. Yine uzun odak uzunluklu objektiflerin optik özellikleriyle fotoğrafçıya sağladığı kolaylıkları açıklamak. Yani onun sağladığı yararları, onun sağladığı üstünlükleri konuşmak. Üçüncü olarak da yine uzun odak uzunluklu objektiflerin kullanımlarının neden olduğu sınırlıkları ve sorunları açıklamak. Üç tane temel amacımız var. Hemen sunumumuzun sağ tarafına yer alan görselin bir dar açılı, yani uzun odak uzunluklu bir objektife çekildiğini anlayabiliyoruz. Bunu ileride neden böyle olduğunu biraz daha derinlemesine gireceğiz. Hemen uzun odak uzunluklu objektiflerin bazı görüntü özelliklerinden söz edelim. Görüntünün düştüğü algılayıcının köşegen uzunluğundan daha uzun odak uzunluğuna sahip objektifler uzun odak uzunluklu objektifler şeklinde adlandırılıyor. Neydi bu? Hatırlarsınız 24 mm 36 mm'lik tam kare için söylüyorum. Bir algılayıcı boyutumuz var. Bunun köşegen uzunluğu 43 küsür milimetre. Yaklaşık bunu 50 milimetre kabul ediyorduk. 50 milimetre odak uzunluğuna sahip bütün objektifler o civar da uzunluğa sahip bütün objektifler normal kabul ediliyor. Bunun üzerinde yer alan işte 105 gibi, efendim 200 gibi, 300 gibi odak uzunluğuna sahip objektifler de dar açılı ya da teleobjektif olarak adlandırılıyor. Hemen altında göreceksiniz. Dar açılı da denebilir, teleobjektif de denir ya da telefoto olarak da bilinir bu tür objektifler. 50 milimetrenin altında yer alanlar ise tekrar hatırlayalım, hatırlamakta bir zarar yok. Altında kalan 35 gibi, 28 gibi, 18 gibi milimetrelere sahip objektiflerde geniş açılı ya da kısa odak uzunluklu objektif olarak biliniyordu. Şimdi kısa odak uzunluklu objektif hatırlarsınız, geniş bir bakış açısı sağlıyordu bize. Burada ise tam tersi bir durum var. Uzun odak uzunluklu objektiflerde dar bir bakış açısına sahiptiler. Bize dar açı sağlıyorlar. Dolayısıyla uzakta bulunan nesnelerin çekiminde de aranan objektif tipleri oluyorlar. Bakın işte burada objektifin bakış açısına değiniyoruz. İki tane fotoğrafımız var. Aynı noktadan, aynı uzaklıktan ancak farklı objektiflerle veya aynı objektif, eğer örneğin değişebilir odak uzunluğuna sahipse, farklı odak uzunluklarıyla çekilmiş iki tane fotoğraf var. Bir tanesi 135 mm, yine sunun solunda yer alan. Sağında yer alansa 300 mm'lik çok daha dar açı. Aynı şekli biz diye her iki fotoğrafta da görüyoruz. Birisi neredeyse, yani 300 mm'deki neredeyse fotoğrafın tamamını kaplar gibi büyümüş. Öbüründe diğer nesneleri de görüyoruz. İşte az önce söylediğimiz 50 mm yukarıda yazıyor. Onu tekrar gözden geçirebilirsiniz. Örneğin işte 105, 135, 150, 200, 300 gibi odak uzunluğuna sahip objektifler bu tanıma giriyorlar. Ve elbette şunu da anlayalım. Yani siz şimdi 300 mm'ye doğru gittikçe, 105'ten 300 mm'ye doğru gittikçe bakış açısının daraldığını da unutmayın arkadaşlar. Bakın burada enteresan iki fotoğraf var. Bir yığılma etkisi nasıl oluşturuyor? Kısa odak uzunluklu objektiflerde boşluk etkisi oluşuyordu, bükülme etkisi oluşuyordu. Burada ise tam tersi bir nesnelerde böyle bir yığılma. Böyle çok uzaktan çekilen teleobjektiflerle böyle araçların birbirlerinin üzerine böyle sıkıştığını veya insanların da öyle çok kalabalıklarda yürüyen insanların böyle üst üste yığılmış şekilde görürsünüz. Bu şekilde algılarız. Aslında bu elbette bir yanılsamadır. Ama kameradan sıralı şekilde uzaklaşan nesnenin aralarındaki uzaklığı daha azmış gibi gösterirler. Yani bu işte dar açılı objektifler. Bu da geniş açıdaki boşluk etkisi yerine nesneleri yığılmış şekilde görünmelerine yol açar. Bakın sol tarafta 35 metre geniş açıyla çekilmiş bir objektif var. Bir kedi fotoğrafı bu. Sağ taraftakinde de 105 milimetreye çekilmiş. Sanki kedinin efendim işte kafasıyla sırtı arasındaki uzaklık 105 milimetre daralmış gibi, sırtı daha da yükselmiş gibi. Halbuki bu tabii biraz da uzaklaşılmış 105 milimetreye çekerken onun yarattığı, uzaklaşmanın yarattığı bir perspektif değişikliği de var tabii ki bu fotoğrafta. İşte net alan derinliği etkilerinden söz edersek sağ tarafta, arka tarafta güzel bokayların oluştuğu, biliyorsunuz aşı şekilde alan derinliği azaldığı zaman ışık nesneleri bu şekilde benek hale geliyorsa ve aynı zamanda yalnız ışık olması gerekmiyor, alan derinliği çok çok azaldığında bu tür etkiler ortaya çıkabilir. Bunlar da biz bokeh ya da bokay diyoruz. Japonca'dan gelen bir terim. Bakın uzun odak uzunluk, yani dar açılı objektiflerin
Alan derinliğinin ne etkisi varmış? Biz bu fotoğrafta da onu hissediyoruz. Uzun adak uzunluklu objelerde alan derinliği azaltıcı bir etkisi var gördüğünüz gibi. Alan derinliğini fazlaca azalttığından dolayı arka planda kalan ışık kaynaklarında belirgin şekilde bokeh ya da bokay etkisi oluşturduklarını zaten söylemiştik. İşte ayıklama üstünlüğü, bakış açıları dar olduğu için geniş açılara göre ayıklama işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. Şimdi sol taraftaki bir fotoğrafı düşünün. Sol tarafta bir fotoğraf var. İşte yaklaşık, örneğin diyelim ki 28-21 milimetrelik bir objektif çekilmiş olsun. Buradan siz tek bir çiçek, tek bir gelincikse bu eğer, bir gelincik tanesini bu açıyla ayırt etmeniz biraz zor. Ama sağ taraftaki gibi bir dar açı objektife sahipseniz istediğiniz tek bir gelincik tanesini, çiçeği neyse onu yakından tek başına çekebilme şansınız var. Bu objektifin sağladığı bir üstünlüktür. Şimdi video kayıtlarına etkisi ne bu arada? Video çekimlerinde bir kez en çok bizi rahatsız eden konu kamerayla çekim yaparken kameranın sarsılmasıdır. Özellikle dar açılarda bu sarsılma çok artar değerli arkadaşlar. Deneyin siz de bunu. Çok fazla zoom in yaptığınızda, yani odak uzunluğunu çok yükselttiğinizde, çok dar açılara girdiğinizde hareketlerin, sarsıntıların çok büyüdüğünü görürsünüz. Hem nesne hareketlerin hem de kameranın sarsılmasından doğan hareketlerin. Böyle durumlarda kamera hareketi yapılsın veya yapılmasın aslında 3 ayak kullanmak gerekir ama mümkünse geniş açıya geçer. Bunu şeyde işlemiştik zaten. Kısa odak uzunluklu objektiflerde işlemiştik. Ama başka şansınız yoksa, dar bir açılı objektif varsa üzerinde, en iyisi bir 3 ayak kullanmaktır. Sınırlıklarına hemen kısaca değinirsek, dar açılı objektifler çok sayıda mercek içerdikleri için diğer objektiflere göre daha yavaştırlar. Yavaştan kastımız ne? Daha kısık diyaframlar bize sağlarlar. Yani en açık diyafram değerleri bazen 5.6, bazen daha kısık bile olabilir. Bakın 4.5 olabilir, 5.6 olabilir. Ama özellikle normal açılı objektiflerde 1.8'e, 1.7, 1.4'e kadar tabii daha da açılabilir objektife göre. Ama bu genel yaygın örnekler olduğu için veriyorum. Açıldığını sağlar. Bu bize ne sağlar? Işık yetersiz ortamlarda, ışığın bize yetersiz bulunduğu ortamlarda daha yüksek örtücü hızlarında çalışma olanağı sağlar ki bu çok önemli bir özellik. Hem fotoğrafta hem de videoda. Bir başka sınır ise en yakın netleme uzaklığının görece fazla olması. Buradaki fazlalık aslında olumsuz bir özellik. Çünkü nesneye yaklaşamıyorsunuz. Örneğin buradaki görselde gördüğünüz bir objektif üzerine okumak gerekir. Belki bir metreden daha fazla yaklaşamıyor bir nesneye. Yani ama normal bir açılı, normal odak uzunluklu bir objektifle 20 santime, 10 santimetreye kadar yaklaşabilirsiniz nesneler. Geniş açıda da öyle, benzer şekilde. Evet, böylece ünitemizi özetlemiş oluyoruz. Burada zaten e-kamsta neler yapabileceğinizi zaten biliyorsunuz. Bir kez de buradan gözden geçirebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, hepinize iyi çalışmalar diliyorum.